Ali İbni İbrahim babası Ebu Ömer Mansur'dan Fazıl el Ubeyt'ten bildirmiştir diyor uzun bir silsile. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam geldiğinde Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman hükümdarlığına göre yönetecektir. Maşallah. Kur'an'da Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'ın ilgili geniş açıklamalar var. Onlar gibi olacaktır diyor. Biliyorsunuz Hazreti Davud soyundan Hazreti Mehdi. Evet. Bir de İmam Mehdi'nin bir özelliği vardır. Musevilerin büyük bir bölümü onun eliyle inşallah Müslüman olacaklar, vesile olacak. Ama ilk başta onlara Tevrat'ın aslıyla hükmedecek. Evet inşallah. Yani onlara çok şefkat gösterecek, sevgi gösterecek, onları koruyup kollayacak Musevileri. Değil mi? Evet. Ahir zamanda onun bir özelliğidir. İnşallah. Tevrat'ın aslıyla Musevilere hükmetmesi. Mesela bak İmam Mehdi diyor, İbni Ömer'den Ebu Abdullah bildirdi. O da Müslim'den bildiriyor. Muhammed Sa'd İbni Müslim'den bildiriyor. Silsile uzun olduğu için kısaca söylüyorum. İmam Mehdi çağrıda bulunduğunda Allah'tan İbrani dilinde yardım dileyecektir. İbrani yani Musevilere İbranice de dua edecek inşallah. İnşallah. Onların düzelmesi için, iyilikleri için, bereketleri için, bollukları için bakın İbrani dilinde yardım dileyecektir diyor. Yine uzun bir silsileden belirtiyor. Ömer'den Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle bildirdi diyor. İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır. Ben İsrail'den bir insanlar olacaktır Mehdi ile birlikte. Kur'an'da da var ayet. Hazreti Musa kavminden diyor bir topluluk adaletle iş görecekler diyor. Biliyor musun sen bu şeyi ayete? Evet hocam inşallah. Onu bulmaya çalış o ayet. İmam Bakır aleyhisselam'dan nakleden bir hadise şöyle geçer. Bu galebe, galibiyet ve üstünlük Ali Muhammed'den olan Mehdi kıyametince gerçekleşecektir. Öyle ki yeryüzünde Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberliğini ikrar etmeyen bir kimse kalmaz. Tamamen İslam dünyaya hakim olur diyor. Evet. Bu Mehdi ve İsa'nın birlikte yaptığı mücadele zamanında olacaktır inşallah. Bu söylediğiniz konuyla ilgili ayeti okuyayım mı hocam inşallah? Evet. Araf suresi 159. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. Evet. Maşallah. Maşallah.